Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 14. Taşkent Film Festivali düzenlendi. 40 ülkeden 150 film, belgesel ve kısa film tanıtıldı. Festival kapsamında Türk Sinema Günleri de düzenlendi. Koç'taki mucize, aşkın ömrü, bizim için şampiyon ve daha fazlası. Taşkent Film Festivali Türk Sinema Günleri'ne ev sahipliği yaptı. 1968 yılından bu yana düzenlenen etkinliğe yoğun katılım sağlandı. Festivale 40 ülkeden 500 katılımcı davet edildi. Türkiye'den davet edilen heyette önemli isimler ve yıldızlar Taşkent'e geldi. Ünlü oyuncular Burak Özçivit, Nurgül Yeşilçay, Tuğba Ünsal, Sarp Akkaya, Azra Akın ve birçok yıldız hayranlarıyla buluştu. Şu ana kadar her şey çok güzel gidiyor. Bizi çok güzel karşıladılar. Biz de elimizden gelen bütün desteği veriyoruz. Bundan sonraki ortak projeler hakkında ne diyebiliriz? Onları da konuştuk. Çok fazla talep var bununla ilgili. Biz de elimizden geldiği kadar destek olmaya hazırız her anlamda. Tabii yoğunuz, programımız bayağı yoğun biliyorsun. Türk Sinema Günleri'nde TRT Avaz'ın ortak yapımlarından Özbekistan'ın doğusundan batısına Kültürel Yol, Altın Yol boyunca Haç belgeselleri de vizyona girdi. Ayrıca TRT Avaz ve Özbekistan Sinema Ajansı arasında Altın Silsile belgeseli için anlaşma da imzalandı. Taşkent Film Festivali'nde biz de TRT olarak iştirak ettik. Özbek sinemayla, Özbek kinoyla birlikte gerçekleştirdiğimiz bir projemiz var. Profesör Cevat Akçı Hoca'yla Ziyaret Altın Silsile diye bir belgesel çektik. 5 bölüm. Çekimlerimiz Tirmiz, Semerkant, Buhara ve Taşkent'te oldu. İslam medeniyetinin düşüncesini, düşünce dünyasını, manevi dünyasını inşa eden büyük İslam alimlerinin hayatlarını ve onların yaşadıkları coğrafyayı anlatan bir belgesel. Çok güzel bir işbirliği gerçekleştirdik. Bu bir başlangıç olur umarım. Bundan sonra da daha güzel projeleri birlikte gerçekleştirmek nasip olur. TRT Avaz yönetmenlerinden Coşkun Oğuz'sa yoğun ilgiye dikkat çekti. Özbekistan böyle bir masalın içine girmiş gibi, hem tarihi olsun, işte hem modern yeni Özbekistan olsun. İkisi çok güzel birlikte harmanlanmış. Belgeselimiz boyunca çekimler bizde Taşkent'te başladı. Sonra Semerkant'a geçtik, Buhara'ya geçtik, Hiva'ya geçtik. Negatif bir insanla karşılaşmadık. Kimi çekmek istesek herkes diyor ki tabii buyurun çekebilirsiniz diyor. Çok ilgi gösteriyorlar. Türk Sinema Günleri Hiva şehrinde düzenlendi ve izleyicilere Türk sineması tanıtıldı.